Selamlar sevgili arkadaşım. Bu soruda düşey kesti, şekil ekbi olan kaptaki türdeş sıvının yüzeyine yavaşça bırakıldıklarında K yüzerek, L suyun içi askıda kalarak, M ise batarak dengeleniyormuş. Bu durumda KLM cisimlerine sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetleri eşittir diye soruluyor. Buna göre cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki nedir diye bir soru var. Bu temel sorunun hemen çözümüne başlayalım. Bakın ne demişti? Sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetleri eşit demişti. Hepsine bu kaldırma kuvvetlerinin F demek istiyorum eğer izin verirsen. Peki, teşekkür ederim. Aşağı doğru ağırlıklar GK, GL ve GM değil mi? Peki, bir de burada yüzeyin bu cisme tabii battığı için göstermiş olduğu tepki kuvveti var. Ve arkadaşlar yüzen baskıda kalan cisimlerde tabii kuvvetler dengesi gereğince kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. GK ve GL neye eşit? F'e eşit. Ancak batan cisimlerde ağırlık kaldırma kuvvetinden büyük olacaktır. GM F'den nedir? Büyüktür. Öyleyse M büyük, KL eşitliğini ben Bursa şıkkında görüyorum. Evet değerli arkadaşım, düşey kesti, şekil ekbi olan kapta bulunan su ve yağın içindeki KLM cisimleri dengededir deniyor bize. L cismine bağlı ipteki gerilme kuvveti sıfırdan farklı olduğuna göre, evet şu ipteki gerilme kuvvetimiz T eşittir, T sıfırdan farklı diyor. KLM cisimlerin öz kütlelerini sıralamamız isteniyor. Peki hemen başlayalım. Öncelikle K'dan başlamak istiyorum. Şimdi burada K cismi su ve yağın arasında dengede kalmış. Bu ne demek oluyor? Öz kütlesi yağınkinden büyük, suyunkinden ise nedir? Küçüktür. Öyleyse ne diyebiliriz burada? DK küçüktür, D su diyebiliriz. Evet, geldik L cismine. L cismi sıvı içerisinde askıda kalmamış. Neden? Çünkü ip vasıtasıyla bu şekilde dengede duruyor. Bu ipi kessek biz, ip gerilme sıfırdan farklı olduğu için gidip kap tabanına batacak. Bu ne demek oluyor? L'nin öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük demek oluyor. M'yi de gördük. Yine sıvı içerisinde askıda kalmış bir cisim söz konusu. M'nin öz kütlesi de suyun öz kütlesine eşit. Öyleyse değerli arkadaşım, buradaki sıralamamız L büyük, M büyük, K şeklinde olacaktır. L, M, K sıralamasında Ceyhan şıkkında görüyorum. Merhabalar, bu soruda türdeş sıvı içine bırakılan bir cisme etkeden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü niceliklerinden hangilerine kesinlikle eşit büyüklüktedir diye soruluyor. Cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşittir değerli arkadaşım. Bu her zaman geçerli bir durumdur. Bak şunu, bunu şöyle açıklayalım. Biz kaldırma kuvvetini nasıl ifade ediyoruz? V batan çarpı D sıvı çarpı G olarak ifade ediyoruz. V batan çarpı D sıvı ifadesine baktığım zaman burada batan hacim kadar sıvı yer değiştirir, öyle değil mi? Buna V yer değiştiren sıvı diyelim, çarpı D sıvı çarpı G. Yer değiştiren sıvının ağırlığıyla sıvının öz kütlesini çarptığın zaman yer değiştiren sıvının kütlesini bulursun. Peki bunu da G ile çarptığın zaman yer değiştiren sıvının ağırlığını bulursun tabii. Kaldırma kuvveti her zaman yer değiştiren sıvının ağırlığı kadardır. Peki cismin ağırlığına her zaman eşit midir? Bir de onu yorumlayalım. Bakın, eğer cismi kabın içerisine bıraktınız, eğer bu cisim kabın içerisine bıraktığınız durumda batıyorsa, bu durumda kaldırma kuvveti cismin ağırlığından daha küçük olacaktır. Ancak yüzüyorsa tabii veya askıda kalmışsa kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Dolayısıyla her zaman ağırlığa eşittir noktasında bir değerlendirme kesinlik barındırmaz. Öyleyse bu ifademiz yanlış. Cismin batan hacminin ağırlığı. Peki değerli arkadaşım, benim cismim eğer yüzüyorsa, dikkat edelim. Bu kaldırma kuvveti neye eşittir? Ağırlığa eşittir. Ancak batan kısmın ağırlığı dediğimiz zaman kaldırma kuvveti, bak bu ağırlıktan ne oluyor? Daha küçük oluyor. Öyleyse bu noktada da bir kesinliğimiz söz konusu değil. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktır. Aynı maddeden yapılmış eşit hacim bölmeli, bölmeleri eşit hacimli, içinde boşluk bulunmayan K ve L cisimleri
öz kütleleri DXDY olan türdeş XY sıvılarında bu şekilde dengedeymiş değerli kardeşim. KVL sıvılarına etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklükleri FKFL olarak ifade ediliyor. Buna göre yargılarından hangilerinin doğru olduğu bize soruluyor. Şimdi aynı maddeden yapılmış ve eşit hacim bölmeli cisimler dediğine göre buradaki ağırlıkları hacimleriyle orantılı olmak durumunda. Öyleyse ben K'nın ağırlığına 3G dersem eğer L'nin ağırlığı 2G olacaktır ve yüzen cisimlerde kaldırma kuvvetinin ağırlığa eşit olduğunu biliyoruz. FK ve FL kaldırma kuvvetleri için öyleyse FK eşittir 3G, FL eşittir 2G diyebiliriz. Güzel. Peki öyleyse FK eşit FL ifadesi burada doğru olamaz. H'nın kaldırma kuvveti L'ninkinden daha büyüktür. Peki öz kütleler arasındaki ilişkiyi kuralım. Kaldırma kuvveti için ne demiştik biz? V batan çarpı D sıvı çarpı G demiştik ve bu G nicelikleri eşit. Peki değerli arkadaşım, her ikisi de birer birim battığını görüyorum. Batan hacimleri de ne olmak durumunda? Eşit olmak durumunda. Öyleyse sıvının öz kütlesi neyle orantılı? Kaldırma kuvvetiyle orantılı. Ve biz K'nın kaldırma kuvveti L'ninkinden büyük demiştik. Öyleyse dx de dy'den nedir? Büyüktür. Üçüncü maddemiz de doğru. Ve öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı olacaktır. Merhaba, bu sorumuzda dinamometrenin üzerine yerleştirilmiş kaptaki suya bırakılan top şekil 1'deki gibi dengedeymiş. Top suyun içine bir miktar daha itilerek denge sağlanıyor. Buna göre top suyun içine itilirken niceliklerinden hangileri artar? Birinci de topa etki eden kaldırma kuvvetini değerlendireceğiz. Hemen değerli arkadaşım şu kaldırma kuvvetinin formülünü hatırlatarak başlamak istiyorum. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Peki biz topu bir miktar daha suyun içerisine ittiğimiz zaman batan hacmi artıyor. Öyleyse topa etki eden kaldırma kuvvetinin de artacağı kesin. Öyleyse hemen bir artıyı hak etti burada. Dinamometrenin gösterdiği değere bakalım. Şimdi şöyle bir mantık kurabilir miyiz? Biz topu parmağımızla aşağı itme etkisini sanki onun üstüne bir cisim bırakmış olsaydık da aşağı doğru itilmiş olacaktı. Yani burada parmakla aşağı itilme etkisi kabın içerisine bir başka cisim veya topun üstüne bir başka cisim daha bırakma etkisi meydana getirir. Bu da kabın içerisindeki toplam ağırlığı artırır şeklinde bir etki gösterecektir. Öyleyse dinamometrenin gösterdiği değerin de artacağını söyleyebiliriz. Kap tabanındaki su basıncı. Değerli arkadaşlar, burada bunu değerlendirmek epeyce kolay tabii ki. Neden? Parmağımızı ittiğimiz zaman batan hacmin artmasıyla görmüş olduğunuz gibi buradaki su seviyesi ne yapacak? Yükselecektir. Su derinliği arttığı için kap tabanındaki su basıncı da artacaktır. Öyleyse cevabımız Edirne şıkkıdır. Merhaba değerli arkadaşım. Eşit bölmeli kendi içinde türdeş KLM cisimlerinin türdeş sıvı içindeki denge durumları bize verilmiş. KLM cisimlerinin öz kütlelerinin kıyaslanması noktasında hangisi doğru olabilir diye bir soru yönlendirmiş bize. Şimdi değerli arkadaşım, öncelikle burada kolay değerlendirmek adına ben şöyle bir değer vermek istiyorum. Suyun öz kütlesi burada 1 olsun. Sıvının öz kütlesini 1 kabul ettiğimiz zaman batan hacim oranı 2 bölü 3 olduğu için L cisminin öz kütlesi 2 bölü 3 olacak. Şimdi eğer ip gerilmesi olmasaydı ve M bu görmüş olduğumuz şekildeki gibi dengede kalsaydı M'nin öz kütlesi 1 bölü 2 olacaktı. Ancak ip gerilmesi var ve ipi kesersek biz biraz daha yukarı çıkacak. Öyleyse M'nin öz kütlesi 1 bölü 2'den daha küçük bir değerdir. Gelelim K'ya. Yine mevcut durumda şekildeki gibi dengede kalıyor olsaydı K'nın öz kütlesi için 1 bölü 3 derdim. 1 bölü 3 derdim. Ancak ip kesilirse ve kendi başına sıvı içerisinde dengede kalırsa K'nın öz kütlesi 1 bölü 3'ten daha büyük bir değerdir. Öyleyse hemen değerlendirmelerimizde şunları ifade edelim. Bakın L'nin öz kütlesi 2 bölü 3. M'nin öz kütlesi ise 1 bölü 2'den daha küçük bir değer. Öyleyse L'nin öz kütlesinin M'den daha büyük olacağını kesinlikle söyleyebiliriz. K'nın öz kütlesi için ise 1 bölü 3'den daha büyük bir değer verildi. 1 bölü 3'den daha büyük ama
1 bölü 2 ve 2 bölü 3 değerleriyle arasında bir ilişki kurabilmek mümkün değil. Çünkü hangi oranda büyük bunu bilemeyiz. Öyleyse K'nın öz kütlesi için bir şey söyleyebilmek burada mümkün değil, kıyaslayabilmek mümkün değil. Peki L'nin M'den büyük olduğu durum sadece adına şıkkında gözlüyorum. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı A olacaktır. Merhabalar değerli kardeşim. Türdeş sıvı içine bırakıldıklarında K cismi yüzerek, L cismi askıda kalarak, M'de batarak dengede kalıyormuş. KLM cisimlerinden K ve L eşit hacimliymiş. Bu önemli. Şimdi bunu bir yere kaydedelim öncelikle. K ve L ne dedik? Eşit hacimli. VK eşittir VL dedik. Peki L ile M de neymiş? Eşit kütleliymiş. Bunu da yine kaydedelim. L'nin kütlesi ile M'nin kütlesi birbirine eşit değerli kardeşim. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur deniyor. M'nin hacmi L'ninkinden küçüktür. Evet, şimdi hemen burada tabii öz kütleler arasındaki ilişkiyi de batma ve yüzme durumlarıyla bulabiliriz. M battığına göre M'nin öz kütlesi L'den, L'nin öz kütlesi de neyden büyük? K'dan büyük. Şimdi K ve L'nin hacimleri bize eşit verilmişti. Biz öz kütleleri için ne diyoruz burada? L'nin öz kütlesi K'nınkinden daha büyüktür diyoruz. Peki öyleyse burada kütleleri kıyas edebiliriz. Çünkü biliyoruz M eşittir D çarpı V olacak. M eşittir D çarpı V olduğu için hacimleri de birbirine eşit. Öz kütleler nasıl sıralanıyorsa kütleler de bu şekilde sıralanacak. Dolayısıyla L'nin kütlesi K'nınkinden büyük olacak. Evet, ilk ifademiz bu. Gelelim, devam edelim. L ve M'nin de kütleleri birbirine eşit verilmişti ve L ve M'nin öz kütleleri arasında DM büyüktür, DL ilişkisi var. Peki öyleyse arkadaşım burada değiştiren bölü V formülünde V eşittir M bölü D olacak. Yani hacimle öz kütle arasında bir ters orantı söz konusu. Çünkü kütleler bakın dikkat edin M'ler ney? Eşit. Öyleyse öz kütlesi büyük olanın hacmi küçük olmak durumunda. VL büyüktür. VM ifadesini burada çıkarabiliriz. Evet, bu iki sonucu şimdi şıklarda arayalım. M'nin hacmi L'ninkinden küçüktür demişti. Dolayısıyla bu ifademiz doğru olacak. K ve L'nin kütleleri eşittir. K ve L'nin kütlelerinin eşit olmadığını, L'ninkinin K'nınkinden daha büyük olduğunu yukarıda çıkardık. M'nin kütlesi K'nınkinden büyüktür. Evet, bütün kütleleri biz sıralayabiliriz. Bakın ne demiştik? L ile M'nin kütleleri birbirine eşit demiştik. L ile M'nin kütleleri birbirine eşit demiştik. Aynı zamanda L'nin kütlesi K'nınkinden büyük olacağı için dolayısıyla burada kütlesi en küçük olan K olacaktır. M'nin kütlesi K'nınkinden büyüktür ifademiz de doğru. Öyleyse değerli genç kardeşim bu sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olacaktır. Selamlar sevgili genç kardeşim. Ağırlıkları P olan özdeş ve türdeş küplerin yapıştırılması ile elde edilmiş K cismi türdeş M sıvısı içinde şekil 1'deki gibi dengededir deniyor. K cisminin üzerine L küresi bırakıldığında ise şekil 2'deki gibi denge sağlanıyormuş. Buna göre K cisminin ağırlığı L'ninkinden kaç P fazladır diye soruluyor. Şimdi değerli arkadaşım öncelikle değerlendirmelerimizle şekil 1'den başlayalım ve K cisminin şekildeki gibi battığını görüyorum. Her bir küpün ağırlığı P kadar olduğuna göre burada 5 küp var. Toplam ağırlık 5P olacaktır. Peki batan hacme dikkat edelim. Her bir küpün hacmini 2V alıyorum. 2, 4 toplam 5V'lik bir batan hacmimiz söz konusu. Öyleyse K'yı etkileyen kaldırma kuvveti FK'yı yazıyorum. FK eşittir. Batan hacim 5V çarpı sıvının öz kütlesi DG. Bu 5G'ye eşittir. Peki öyleyse her bir VDG ifadesinin de G'ye eşit olduğunu buradan ifade edebiliriz. Şimdi bunu bir kenarda saklayalım ve şekil 2'ye geçelim. Peki şekil 2'de L cismi bırakıldığında toplam batan hacim ne olmuş ona bakalım. Şimdi bakın burada dikkat ederseniz zaten şurasını kim batırmıştı? K batırmıştı. L'nin ağırlığından dolayı batan hacim 1, 2, 3V olacaktır. Öyleyse kendi ağırlığı kadar
sıvının yerini değiştirir. Öyleyse L ağırlığı için ne derim? 3V çarpı sıvının öz kütlesi dg derim. Her bir vdg'ye biz ne demiştik? G demiştik. Dolayısıyla değerli arkadaşım burası 3G olacaktır. Peki K'da 5 tane küpten meydana geldiğine göre K'nın ağırlığı da 5B olacağı için burada K cisminin ağırlığı L cisminin ağırlığından 2P fazla olacak. Selamlar ve sevgiler değerli genç arkadaşım, ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu sorumuzu birlikte değerlendirelim. Bakalım bize neler verilmiş ve ne isteniyor. Kaplardaki sulara bırakılan KLM cisimlerinden bakın K yüzüyor, L askıda kalıyor, M ise batıyormuş. Soruda bu bize ifade edilmiş. Buna göre X, Y, Z dinamometrelerinden hangisinin gösterdiği değer kaba bırakılan cisme etkeden kaldırma kuvveti kadar artar diye soruluyor. Peki şimdi hemen bakalım değerlendirmelerimize geçelim. Öncelikle bu kaplardan dışarı sıvı taşıyor mu taşmıyor mu? Tabii ki taşmıyor. Bu şekilde gözleniyor. Taşmıyorsa kabın içerisine giren cisim ağırlığı kadar dinamometrenin artış göstereceğini söyleyebiliriz. Öyleyse X dinamometresinin gösterdiği değer K'nın ağırlığı kadar artı GK kadar, bu artı GL kadar, Z ise artı GM kadar bir artış gösterecek. Peki şimdi geldi sıra bu artış miktarlarını kaldırma kuvvetleriyle ilişkilendirmeye. Hemen K için değerlendirme yapalım. K'ya etkeden kaldırma kuvveti FK değerli arkadaşım, bir yüzen cisim olduğuna göre bu cismin ağırlığı kadardır, GK kadardır ve dinamometrenin gösterdiği değer GK'ya eşit olduğuna göre aynı zamanda kaldırma kuvveti kadar da dinamometrenin gösterdiği değerin artış göstereceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla X dinamometresinde bu istediğimiz koşul sağlanıyor. Gelelim L'ye. L'de askıda kalan bir cisim. Askıda kalan cisimler için yine kaldırma kuvveti FL neye eşittir? GL'ye eşittir. Öyleyse yine GL kadar bir artış aynı zamanda FL, yani L'ye etkeden kaldırma kuvveti kadar bir artış demektir. Öyleyse Y dinamometresi de bu istediğimiz şartta bir artış gösteriyor. Gelelim M'ye. M nasıl bir cisim? Batan bir cisim. Batan cisim için kaldırma kuvveti FM ağırlıktan, yani GM'den daha küçük olacaktır. Öyleyse değerli arkadaşım burada dinamometre GM kadar artış gösteriyordu. Ancak M'ye etkeden kaldırma kuvveti bu artıştan daha küçüktür. Öyleyse burada kaba bırakılan cisme etkeden kaldırma kuvveti kadar artar ifadesi X ve Y dinamometrelerinde gerçekleşiyor. Sevgiler genç arkadaşım, ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu soruda sana yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer başarabilirsem çok mutlu olacağımdan emin olabilirsin. Hadi başlayalım. Düşey kesti şekildeki gibi olan kapta su ve gaz bulunmaktaymış. Demirden yapılmış K cismini kap tabanına bağlayan ip gerilmesine T1, çocuk balonuysa tabana bağlayan ip gerilmesine T2 demişiz. Pompayla kabı bir miktar daha gaz pompalanırsa deniyor, ip gerilmeleri nasıl değişecektir? Hemen başlayalım. Öncelikle tabii ki şu çok kesin, pompayla gaz ilave ettiğimiz zaman içerideki gaz basıncı artacak değerli arkadaşım. Okey, şimdi gaz basıncı arttı. Peki bundan etkilenen çocuk balonu nasıl bir değişim gösterir? Hemen onu inceleyelim. Bakalım çocuk balonun içerisindeki basınca P hava diyelim. Ve burada şunu ifade edeceğiz. Her zaman balon için, esnek balon için iç basınç dış basınca eşit olmak zorundaydı. Dolayısıyla içerideki hava basıncı sıvı basıncı ile yukarıdaki gaz basınçlarının toplamı kadar ve biz ne ifade ettik? Gaz basıncımız değerli arkadaşım artış gösteriyor. Gaz basıncı artış gösterdiği için bunun dengelenebilmesi için balonun içindeki hava basıncının da tabii ki ne yapması gerekir? Artması gerekir. Peki havanın basıncı nasıl artacak? Bu noktada işte balon ilk duruma göre hacmini azaltacak. Çünkü havanın basıncını ancak bu şekilde artırabiliriz. Güzel. Çocuk balonu ne yaptı? Küçüldü. Çocuk balonu küçüldüğü zaman
Çocuk balonu üzerinden devam edelim. Tekip gelmesini arayalım. Yukarı doğru buna etki eden kaldırma kuvveti F, L dedik çocuk balonu. Ve burada şunu söyleyeceğiz. Tabii bunun bir de ağırlığı var G. Öyleyse buradan devam edelim. F, L eşittir. T2 artı G olacaktır. Peki ağırlıkta tabii ki bir değişim söz konusu değil ancak burada balon hacmini azalttığı için balonu etki eden kaldırma kuvveti tabii ne yapacaktır? Azalacaktır. Bunun sonucunda ip gerilmesinin de azalacağını söyleyebiliriz. T2 ip gerilmesi bakın ne yapıyor? Azalıyor. Peki devam. Şimdi T1'i değerlendirmeye. Şimdi ilk bakışta şöyle bir algı söz konusu olabilir. Buradaki K cismi bir esnek yapıda olmadığı için bunun hacminde bir değişim olmaz. Dolayısıyla ip gerilmesi değişmez gibi bir algı ortaya çıkabilir ama unutmayalım. Çocuk balonu ne yaptı? Küçüldü. Çocuk balonu küçüldüğü için buradaki sıvı seviyesi ilk duruma göre bir miktar aşağı inecektir değerli arkadaşım. Öyleyse K cismi için değerlendirmemizde şu olacak. K cisminin batan hacmi ne yapıyor? V batan azalıyor. V batan azaldığı için buradaki K cismini etki eden kaldırma kuvveti FK da ne yapacaktır? Azalacaktır. Peki buradaki ağırlığımız G. Öyleyse T1 yukarı çekiyor. Yine FK yukarı çekiyor. Aşağı doğru çeken neye eşit? G'ye eşit. G değerimiz sabit. Peki kaldırma kuvvetinin azaldığını ifade etmiştik. Öyleyse ip gerilmesinin artacağını söyleriz. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana olacaktır.